Şimdi e-ticarete, online satışlara bir pencere açacağız Finans Kafe'de. Yıl sonuna geldik. Peki internette yeni yıl alışverişi hareketli mi? Gelecek yıl için beklentiler neler? Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi'ye soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Emre Bey, e-ticarette satışlar hareketli mi yeni yıl öncesi? Tüketiciler neler satın alıyorlar? Evet, e-ticarette Aralık ayı zaten Kasım'daki kampanyaların uzantısıyla devam etti. Ve baktığımızda bu kampanyalardan hala bunların etkisini görüyoruz. Biz Kasım Aralık'ta toplam ticarette aşağı yukarı bir 100 milyar TL'lik bir hacim bekliyoruz. Ve yılı bu seneyi 700 milyar TL gibi bir hacimle kapatmayı bekliyoruz. E-ticaret ilk 6 ayda zaten %116 büyümüştü geçen seneye göre. Tabii bu senenin bence yıl bir farklılık da var geçen seneye göre baktığımızda. Enflasyonist bir ortamda olduğumuzdan dolayı fiyatların yılbaşı sonrası, 1 Ocak sonrası daha da artacağını, yeni vergilerin de belirli ürünlerde geleceğinin beklentisi olduğu için şimdiden yani sadece hediye olarak değil ev ihtiyaçlarını da yıl tamamlanmadan yapalım gibi bir şey var. Zaten asgari ücretin artışının da fiyatlara yansıyacağının beklentisiyle beraber biraz böyle tüketimin öne çekildiğini görebiliyoruz şu anda. Bu senelere belki özgü araştırmalara baktığımızda hep aslında fiyat odaklı bir tüketim vardı online'da ama son 2 seneden beri bu tüketimi biraz daha fiyat odağından zaman tasarrufuna ve daha kolaylığa gittiğini görüyoruz. Burada da teslimat modellerinin hızlandığı ve işte ben bunu AVM'ye gideceğime veya o mağazanın online platformundan alayım daha kolay bir şekilde evime gelsin kolaylığını tüketiciler şu anda tercih ediyorlar. Peki yılı 700 milyar lirayla kapatacağız dediniz ama bunun büyük bir kısmı 100 milyar liralık kısmı da Kasım, Aralık 2 aydaki kampanyalarla oluştu dediniz. Bunları not aldık ve sadece hediyelik eşya değil fiyatların artacağı beklentisiyle ihtiyaçlar da gideriliyor. Ev eşyaları da alınıyor dediniz. 2022 sizin de dediğiniz gibi yüksek enflasyonla geçen bir yıl oldu. Tüketiciler daha fazla kampanyalı ürün mü aradılar 2022'de? Daha ev ihtiyaçlarını gıdadır, temizlik malzemeleridir, internetten almaya mı yöneldiler? Tüketici alışkanlıklarında nasıl bir değişiklik yarattı enflasyon? Evet, şimdi öncelikle tüketicinin kafasındaki fiyat algısı ortadan kalktı. Yani şöyle bir problem doğdu. Siz bir üründe kampanya yapsanız bile buradaki fırsatın, buradaki indirimin ne kadar onlar için geçerli olduğu konusunda bir fiyat algısı problemi vardı. Elektronikten biraz tüketim temel ihtiyaçlara da döndü. Yani zeytinyağı veya ayçiçek yağının da internetten alındığını çok net gördük. Aynı şekilde sizin bahsettiğiniz gibi ev tüketimi, deterjan, temizlik ürünleri yani ne olduğunu çok net bildiğiniz ve stoklanabilir ürünlerde internetten alışverişlerde bir artış bu dönemde gördük ve bu senenin kazananı diyebiliriz online'da süpermarket kategorisi oldu. Çünkü bu ürünlerde yoğun alımlarda indirimleri de tüketiciler biraz fırsatını aldılar ama işin bir de COVID tarafı var. Ona da değinmeden geçmemek lazım. Pandemi öncesinde 70 bin tane COVID ürününü online'da satıyordu. Bu sene 800 bini geçti. Hatta 1 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu da hem tüketicilerin daha fazla ürün çeşidine online'dan ulaşabilmesini sağladı. Hem de COBİ'lerin değişik ürünlerini fiyat rekabeti anlamında online'da rekabet edebilir anlamına geldi. Burada da platformların tabii çok önemli bir rolü var. En çok süpermarket kategorisi kazandı dediniz. Peki bu yıl 700 milyar lira dediniz. Gelecek yıl için beklentiniz nedir? Bir rakam telaffuz etmek mümkün mü hedef olarak? Evet, şimdi hedef
1.2 milyar gibi bir hedef konuşuluyor şu anda sektörde. Tabii burada enflasyonun da etkisi var ama esas bunun itici gücü bu 800 bin kobinin gelecek sene 1 milyonu geçeceği tarafında ve dolayısıyla arz tarafında gerçekten bir artış var. Ve bugün baktığımızda perakendecilerin tarafında da online satışlarının bütçesel olarak ciddi bir bölümünü, ya yani toplam satışların içinde online'a ciddi bir pay ayırıyorlar. Zaten baktığımızda Türkiye'deki e-ticaretin toplam perakendenin içindeki oranı işte geçen sene 17.7'lerdeydi. Şimdi de %20'leri geçeceğini bekliyoruz önümüzdeki senede. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, ETİT kısa adıyla ETİT Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticarete ilişkin sorularımızı